Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli dostlar. Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her konuda örnek olmuştur. Nasıl ibadet edeceğimiz, nasıl dua edeceğimiz, nasıl Kur'an okuyacağımız ve nasıl dua edeceğimize bize göstermiştir. Bizler de sevgili Peygamber Efendimiz'e örnek almaya çalışmalıyız. Çünkü o Allah'ın Resulü, Allah'ın Habibi, Allah'ın sevgilisi. Evet, bugün Peygamberimizin yaptığı dualardan çok önemli, çok güzel bir duayı seslendirmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Bütün hayırları içine alan özlü bir dua. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke minel hayri ma se'eleke minhu abduke ve Resulüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme ve esta'idu bike mineş şerri mimme esta'azeke minhu abduke ve Resulüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme ve entel müsta'anu ve aleykel belâvu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ım, senin yüce peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği şeylerin hayrından ben de isterim. Ve senin yüce peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerin şerrinden, kötülüklerinden, zararlarından ben de sana sığınırım. Kullarına yardım eden ancak sensin. Varış, dönüş yalnız sanadır. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allah-u Teala'nın yardımıyladır. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli dostlar, Ebu Ümame radıyallahu anh adlı bir sahabe efendimiz şöyle aktarıyor. Sevgili Peygamberimiz uzun bir dua etmişti. Biz Peygamberimizin yaptığı bu duadan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine sevgili Peygamberimize, "Ya Resulallah," dedik. "Uzun bir dua ile dua ettiniz. Fakat biz bundan hiçbir şey ezberleyemedik." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Size bütün bu duaları içine alan özlü ve kısa bir dua öğreteyim mi?" Şöyle dua edersiniz. Allahümme inni es'elüke min hayri ma se'eleke minhu nebiyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bütün hayırları içine alan özlü bir duadır. Kıymetli dostlar, Peygamberimiz hayır olarak Allah'tan ne istediyse biz de onları isteyelim. Şer olarak, kötülük olarak nelerden sakındıysa, nelerden Allah'a sığındıysa biz de onlardan Allah'a sığınalım. Evet, özü bir dua bu. Bakınız sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Dua ederken yapmacık sözlerden kaçınınız. Şu aşağıdaki şekilde dua etmeniz yeterlidir. Allah'ım, senden cenneti isterim ve beni cennete yaklaştıracak söz ve ameli muvaffak kılmanı dilerim. Ve cehennem ateşinden sana sığınırım. Ve cehenneme yaklaştıracak söz ve amelden koruman için senin yardımını ve lütfunu isterim. Evet. Kıymetli dostlar, bu duaların orijinali aklımızda kalmasa bile, ezberleyemesek bile, aklımızda kaldığı kadarıyla söyleyebiliriz, isteyebiliriz. Mesela, Allah'ım senden cennetini isterim. Cennete gidecek ameller yapmayı bana nasip eyle. Allah'ım
cehenneme gitmekten sana sığınırım. Bana cehenneme gidecek amelleri işletme Allah'ım diye dua edebiliriz. Yani bu dünyada hayır olarak ne varsa Allah'tan isteyelim, şer olarak, kötülük olarak ne varsa Allah'tan istemeyelim, Allah'a sığınalım, Allah'ım kötülükleri bana nasip etme diyelim, uzak eyle diyelim, çocuklarımızdan, ailemizden, yakınlarımızdan uzak eyle Allah'ım diye dua edelim. Yalnız dua ederken samimi olalım. Elimizi açmışız ama ağzımıza söylediğimizin farkında bile değiliz. Belki haber seyrediyoruz. Belki televizyon seyrediyoruz ama dua ediyoruz. Bu Allah'a karşı bir saygısızlıktır kardeşlerim. Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, dua dua eller karıncalanmış, gök avuçta yer parçalanmış, ellerini kaldırmış, tuta tuta elleri karıncalanmaya başlamış. Evet, biz böyle dua yapamasak bile bu yolda olalım inşallah. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet kalın efendim.